Herkese merhaba. Bir önceki bölümde hicret sonrasında Hazreti Peygamber'in Yesrib'i yeniden şekillendirmeye yönelik uygulamalarından bazılarını görmüştük. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. İlk bahsedeceğim husus pazar yeri. Paraya yön vermeden, paranın kontrolünü ele almadan toplumu yönetmenin zorluğunun farkında olan Hazreti Muhammed, Mekkeli tüccar kökenlerinin de etkisiyle hemen Mescid-i Nebevi'nin doğu tarafında bir pazar alanı oluşturmuştur. Bu yakınlığın iki sebebinden bahsedilebilir. Birinci sebep, ticari hayatın heyecanı içerisinde insanın arzularını ön plana çıkartıp Allah'ın emrettiği adalet ilkesini unutmamasıdır. İkinci sebep ise ticaret için gerekli olan insan yoğunluğunun camide olmasıdır. Pazar yeri belirlenmesinin de iki sebebinden bahsedilebilir. Birinci sebep, muhacirlerin anladığı ve yapabildiği iş ticaret. Ticaretin dışında geçimlerini sağlayabilecekleri bir imkan yok. Açıkçası Yesribli Müslümanların faaliyetlerine Mekkelileri ortak kılmak bir seçenek olarak düşünülebilir. Ancak böyle bir tercih, şehrin ekonomik hacmine katkı sağlamayacağından Müslümanların refahına da katkı sunmayacaktır. Pazar yeri, yeni bir iş sahası anlamına geldiği gibi, aynı zamanda Müslümanların kontrolündeki paranın miktarını arttıracağından ekonomik bir kalkınma anlamına geliyor. İkinci sebep, sosyal bir din olarak İslam'ın özellikle ticari hayata dair düzenlemelerinin somutlaştırılacağı bir mekan gereksinimidir. İslam'ın satıcı, alıcı ve ürün hakkındaki düzenlemelerinin pratik uygulaması için Yesrib pazarı pilot bölge konumundaydı. Hazreti Peygamber'in gündelik rutininde pazar ziyareti önemli bir yer tutar. Çünkü bir toplumun ahlakının, toplumsal değişim ve dönüşümünün izlerinin aranabileceği ve en iyi gözlemlenebileceği mekan toplu halde bulunulan yerlerdir. Günümüz açısından bakıldığında bir toplumu tanımak istiyorsanız, çarşılar, pazarlar, AVM'ler, stadyumlar, spor salonları, konser alanları önemli ipuçları sunmaktadır. Unutulmamalıdır ki toplumun nabzına hakim olan sosyal yapıya yön verir. Bu tür mekanlar toplum yapısının izlerinin sürülebileceği yerler olduğu gibi topluma erişilebilecek, topluma yön ve şekil verilebilecek yerlerdir. Hazreti Peygamber de bu durumu çok iyi bildiğinden pazara rutin ziyaretlerde bulunarak kurmak istediği toplum yapısını gözlemliyordu. Hazreti Peygamber inşa ettiği toplumun fikri altyapısını insanlara ulaştırdığı mescitten çıkınca pazara uğrar ve teorinin pratikle buluşmasını gözlemlerdi. Eksik veya hatalı bir durumla karşılaştığında uyarır veya bir sonraki konuşmasında genel bir söylem içerisinde doğrunun ne olduğunu anlatırdı. Bu da bizim için son derece önemli. Kur'an'ın üslubu Hazreti Peygamber'in söylemine de sirayet etmiştir. Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımızda düzeltmek istediği bir durumu olay veya şahıs merkezli ele almadığını görüyoruz. Olması gereken olguyu anlatır ve insanlara neyi yapması gerektiğini açıklardı. Neyi yapması gerektiğini bilen kişi doğal olarak neyi yapmaması gerektiğini de anlardı. Kimsenin aklında da bir doğruluk, bir başkasının yanlışlığı üzerinden yer etmezdi. Böylece hata ile kişi eşleştirmesi yapılmadığından kimse rencide olmazdı. Pazar teftişinde iki unsura önem verildiğini görüyoruz. Birincisi hileli mal, ikincisi ise tekelleşme. Hazreti Peygamber tüketicinin aldatılması hususunda son derece hassastı. Bir seferinde pazarda hileli mal satan bir tacire, "Bizi aldatan bizden değildir" buyurarak dünyevi kazanç elde etme hedefiyle hareket edip her gün yüzle baktığı insanları kandırmaya çalışanların İslam toplumunun parçası olamayacağını açıkça ifade etmiştir. Çünkü iyilik ve mutluluk genele yayılmadan insanın mutlu olmasının ihtimali yoktur. Diğer bir deyişle, kamusal iyi olmadan bireysel iyi olmanın olanağı yoktur. Hazreti Muhammed'in "Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemeyen iman etmiş olmaz" ve benzeri hadisleri kamusal iyiliği tesis etmek için Müslümanlara açık bir uyarı niteliğindedir. Mekke'de İslam karşıtlığı putlar üzerinden motive ediliyordu. İslam'ın tevhid ilkesi hedef alınarak Müslümanlara baskı ve zulüm yapılıyordu. Yesrib'de İslam karşıtlığına kaynaklık eden olgu, İslam'ın sosyal hayata, özellikle de ekonomiye dair söylemleri oldu. Mekkelilerin hayatının merkezinde putlar vardı ve İslam putların fayda vermeyeceğini söylediğinde
tepkiler şiddetlenmişti. Yesrib'de Yahudiler, Arap kabilelerin birbiriyle mücadele ederek, enerjilerini tüketmesinden istifade ederek şehrin her türlü imkanını kontrol ediyorlardı. Önce imzalanan sözleşme ile şehrin idari kontrolünü ele alan Hazreti Muhammed, pazar yeriyle ekonomiyi de kontrolünü alıyordu. Sosyal hayatın içerisinde etkin, koyduğu ilkelerle herkesin mutluluğunu sağlamaya yönelik adımlar atan Hazreti Muhammed, işte tam da bu noktada Yahudilerin tepkisini çekti ve bir kez daha anlaşıldı ki, her sistem ondan beslenenlerce muhafaza edilmesi gereken en değerli olgu olarak görülür ve değişime en fazla direnenler mevcut sistemden en fazla istifade edenlerdir. Sıradaki uygulama bir özgünlük beyanı, kıblenin değişimi. Bir Müslümanın kimliği olmalıdır. Müslümanların yaşadığı coğrafyanın kimliği ve özgünlüğü olmalıdır. Coğrafyanın özgünlüğünü mimari planında, kendine has sembollerinde görebiliriz. Bir Müslümanın kimliğini de konuşma üslubunda, hayata bakışında, günü planlamasında veya giyim tarzında görebiliriz. Hazreti Muhammed'in Müslümanlara başka toplumlara benzememe çağrısı, şekillendirmek istediği özgün insan kimliği sebebiyledir. Duruşuyla, konuşmasıyla, kıyafetiyle, zihniyetiyle, düşünme biçimiyle ve tabii ki medeniyete katkısıyla özgün bir insan. Bu özgünlük, insanı ebedi mutluluğa götürmenin anahtarı olacaktır. Aslında bu özgünlük anlayışının Hazreti Peygamber'in zihnini ilk günden itibaren olduğunu, namaz kılarken yöneldiği kıblesinden anlıyoruz. Hazreti Peygamber, Mekke'de putperest bir toplum içerisinde yaşarken farkını, diğer bir ifadeyle özgünlüğünü Mescid-i Aksa'ya yönelerek göstermiştir. Yesrib'de ise Müslümanların farklı olmaları gereken topluluk Yahudiler. Hazreti Peygamber, Yüce Allah'ın da yönlendirmesiyle yönünü Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çeviriyor. Böylece Müslümanları bir kez daha özgün hale getiriyor. Müslümanlar için özgünlük kadar önemli bir diğer husus, özgürlüktür. İmzalanan sözleşmelerle birlikte Müslümanlar Yesrib'de mekanın asıl sahibi konumuna gelmişlerdi. Sıra mekanın sahibi olduklarını sürekli olarak hatırlatacak bir unsurun tespitine gelmişti. Aslında burada da özgünlük arayışı devam etti. Ve neticede günde 5 defa okunacak ezanla Yesrib'in gerçek sahibinin kim olduğu sürekli olarak hatırlatılmaya başlandı. Ezan bir coğrafyanın kontrolünün kime ait olduğunun göstergesidir. Bu açıdan bir egemenlik sembolüdür. Ayrıca üzerine düşünüldüğünde ezanın sıradan bir metin olmadığı görülür. İslam'ın temeli olarak Allah'ın en yüce varlık olduğunun beyanıyla başlar, en yüce varlık olan Allah'ın tek yüce varlık olduğunun ilanıyla son bulur. Hazreti Peygamber Medine'nin iç işleyişini şekillendirdikten sonra bir de nüfus sayımı gerçekleştirmiştir. Nüfus sayımı bir taraftan biz kaç kişiyiz sorusunun cevabını verirken, aynı zamanda egemen olunan coğrafyanın sınırlarını da çizer. Neticede doğal olan kendi coğrafyasındaki, kendi hakimiyet alanındaki insanların tespitidir. Ancak insanların tespiti, coğrafyanın sınırlarının belirlenmesi yeni bir uygulamayı da beraberinde getirir. Sınırları belirlenen alanın güvenliğinin tesisi ve sınırlar içerisinde kontrolün sağlanması. Hazreti Peygamber, sınır emniyeti ve Müslümanların egemenlik alanındaki bölgelerin kontrolünü çıkardığı askeri birliklerle sağlamıştır. Eğer birliği kendisi komuta ediyorsa bu operasyona gazve, tayin ettiği bir sahabi komuta ediyorsa seriye adı verilmiştir. Hazreti Peygamber'in hazırlamış olduğu birliklerin temel görevi sınır emniyetidir. Müslümanların hakim oldukları coğrafyanın sınırlarını belirlemek ve belirlenen sınırlar içerisinde hakimiyetin ve meşruiyetin kabulünü sağlamaktır. Çünkü artık Müslümanların kendi yurtları var. Müslümanların rahatı, İslam'ın ilkelerinin kitlelerce yaşanılabilmesi ancak Müslümanların kendilerine ait kabul ettikleri coğrafyanın diğer gruplarca da kabul edilmesini sağlamakla mümkündür. Nasıl ki günümüzde bir ülkenin siyasi varlığı ancak diğer ülkelerin onu meşru kabul etmesiyle geçerlilik kazanıyorsa 1400 yıl önce de durum pek farklı değil aslında. Bu açıdan bakıldığında Müslümanların askeri devriye faaliyetleri bir egemenlik ilanıdır. Gerçekleştirilen icraatlardan sonra sıra şehrin sahip olduğu yeni kimliği yansıtan bir ismin belirlenmesine geldi. Neticede bir şehrin, bir cismin, herhangi bir nesnenin ismi kimliğidir. Hicretin ardından Yesrib tamamen yenilenen bir düzene sahip oldu.
her şey yeniden kurgulandı. Bu düzenin teorisyeni de, mimarı da Hazreti Muhammed. O zaman şehir kendini hem fikren hem şeklen imar edenle birlikte anılmalıydı. Yesrib artık Hazreti Muhammed'in şehriydi. Artık Medine-tur Resul, yani peygamberin şehri vardı ve bu isim zaman içerisinde kısaltılarak Medine şeklinde kullanılacaktı. Sonuç olarak bakıldığında İslam tarihinde Medine, Müslümanlar için bir sığınak olmaktan çok daha büyük bir anlama sahiptir. Hazreti Muhammed bu şehirde İslam medeniyetinde şehir olgusunun da prototipini inşa etmiştir. Bu yüzden de Hazreti Peygamber, Hazreti İbrahim'in Mekke'yi haram ilan ettiği gibi Medine'yi haram ilan etmiş ve tıpkı Hazreti İbrahim'in Mekke için dua ettiği gibi Medine'nin bereketi için dua etmiştir. Hazreti Peygamber'in hicret sonrası gerçekleştirdiği ilk uygulamalar çok hızlı bir şekilde sonuç vermeye başlamış. Müslümanlar Medine'de her açıdan güç ve özgüven kazanmıştır. Ancak Müslümanların elde ettiği kazanımlar iki grubu rahatsız ediyordu. İlk günden beri kendilerine düşman olan Mekkeli müşrikler ve de Medine'nin yeni konumundan rahatsızlık duyan Yahudiler. Her ne kadar yaşanan olayların birçoğunda ayrı hareket etmiş gibi gözükseler de hem Yahudiler hem de müşrikler Müslümanları yok edilmesi gereken ortak düşman olarak kabul edip bazen gizli, bazen de açıktan ittifaklar kurmaktan çekinmemişlerdir. Evet, bu bölümlükte bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.